Havalandırmayı açtık. Hep bildim. Bu çocuk başına bir bela açacak. Biliyordum. Ama bunu bana yaptıracağını bilemedim. Ne acı ki hep biliriz Ahmet. Aslında başımıza gelecekleri hep biliriz. Biliriz ama yüzümüzü hep o yana bu yana çevirip kaçmaya çalışırız. Ta ki gelip gözümüzün içine girene kadar. Yaşadığımız hayatın bedeli bu. Bence aldığımız canların bedeli. Belki de. Bak Aslım, sana bir şey söyleyeyim mi? Telafisi olmayan kararlar alıp daha sonra bir ömür pişman yaşama. Bazı kararlar vardır ki Aslım. Canın yanarken onurun, gururun, incinliğini de vermezsen bir daha hiç veremezsin. Allah'ım sen beni sevdiklerimle imtihan etme. Tipi abi, Emine ablam çağırıyor. Nereye çağırıyor? Az gelsin dedi. Nerede o? Balkanda abi. Abla.
Beni hasta etmeye mi çağırdın buraya? Ne söyleyeceksen gir içeride söyle. Ulan içeride her yerde birileri var. Belli ki özel bir şey konuşacağım. Donmazsın 2 dakika. Geç otur. 2 dakikada donmam abla. Söyle ne söyleyeceksen. Tipi. Geç. Kardeşim. Bak. O tufan ne kararla gelirse gelsin, sen bu mevzuya girme. Ne demek girme? Girme işte. Ya ne halt etmeye oturuyorum burada o zaman abla? Asarım, keserim diye konuya girme. Onu diyorum. Yani sen nasıl bir tavır koymamı bekliyorsun abla? He? Ben onu anlamadım. Neyini anlamadın? Belli ki bu İlyas'la Ömür birbirlerini seviyorlar. Bu ferman işi araya girmesin diyorum. Ya araya girmesi mi kalmış abla? Zaten bu ferman meselesi topluca hepimize... Kardeşim. İnsanlar aileleriyle ilgili istediği kararı verirler. İyi karar verirler, kötü karar verirler. Sen araya girme. Sorarlarsa sessiz kal. Bilirsin. Ben telkine gelmem. Beni işleme. Bana telkinde bulunma. Ben de biliyorum. Deli telkine gelmez de. Bir kirelik akıllı o. Ne ettim? Ne diyeceğim Hayri Hatun? Ben diyeceğimi dedim. Artık deliye Allah zapt etsin. Hangi birini zapt etsin? Görmeyi misin? İçeridekilerin hepsi deli. Kızım, oradan gelen kararın hiçbir önemi yoktur. Yarın Kızım'un yanına giderim. Gerekirse abimle de konuşurum. Affet dururum. Teyze. Gelecek karar belli değil de. Eğer karar kötü gelirse yarına kadar bunları kim tutsun? Özlem. Bak kızım. Burada konuşulan burada kalır. Zaten bir şey olacağı yok da. Annenin haberi olmasın. Her gün bir olay. Kadın nereye düştüm diyecek. Merak etmeyin. Ben annemle böyle özel konuları konuşmuyorum. Hem o da biraz tedirgin. Enişte arıyor. Arasın. 24 saat telefonunu kapalı tutmuş. Şimdi biraz da o arasın. Fidanlıkta durumu bilen var mı? Ferman orada. Kimseye bir şey söylenmedi. Hoş geldin abi. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Gel. Şahina nerede? Alparslan. Oradan bir çay versene bana. İşi varmış. Bundan daha önemli ne iş olur Tufan? Gördüğünde sorarsın tipi. Evet Tufan abi seni dinliyoruz.
Görüşebildiniz mi abi? Görüştük. Sonuç? Sonuç yok Behzat. Ne demek sonuç yok? Bir şey demedim abi. Dediler. İkinizin de abisi bir şey dedi. Ne dediler? Haşm... Ya anacığım sızlık bir şey yok burada. Niçin? Uşakları biz doğuruyoruz. Doğururken bizlik bir şey var da... ...öldürürken mi yok? Ya ortada ölen mölen bir şey yok. Ya abi... ...sen niye böyle kafana göre yorum yapıyorsun? Abim ne dediyse bize onu söyle. Yıkılmış bir baban ne derse... Abin de onu dedi. Tamam. Tamam işte mesele bu kadar. Yok. O kadar değil. Bir de içeride önceden evladını kaybetmiş bir baba var. Hızır. O da böyle bir şey olmayacak dedi. Laf bitti da. Uşağım doğrusunu demiş. Uşak bizim uşağımız Hayri Ana. Oğlunuzun anlayışına saygımız sonsuz. Ama bu bizim çözmeden yaşayabileceğimiz bir mesele değil. Behzat. Ben seni çok iyi anlıyorum. Yani kimse böyle bir durumda karşı karşıya gelmek istemez. Haklısın. Ama tek çözüm senin kafandaki gibi değil. İlyas. Bak tekrar söylüyorum. Bu bir aile meselesi. Ailenin reisi, çocuğun babası verdiği kararı uygulayacak bir konumda değil. Bu durumda iş bana düşer. İlgilendiniz, alakadar oldunuz. Sağ olun, var olun. Behzat. O öldüreceğim dediğin yeğeninin bir de halası var. İçeride olmayan. Annesi gibi baktım, büyüttüm, bu yaşa getirdim. Bana bir şey sormayacak mısın? Ömür, ortada sorulacak bir soru yok. Yapılacak bir şey var. Sen ne kadar anası gibiysen ben de yeğenimi senden daha az seviyor değilim. Ama bu durumun sevgiyle bir alakası yok. Şimdi Tufan sen onu bunu bırak. Bak Haşmet'le Hızır içerideler. Onlar atarlar, tutarlar, asarlar, keserler. Bir önemi yok. Zaten bunların söz hakkı yok. Ya sen vekilsin. Sen ne diyorsun? Ha? Ben de zannediydim ki hiç buraya gelemeyeceğiz. Haşmet'in feryadını haklı buluyorum. Hızır'ın kararını da doğru buluyorum. Yani Tufan abi. Yani Hızır'la Haşmet dışarı çıkana kadar fermana bir şey yapılmayacak. Buranın dışında başka hiç kimseye bu işten bahsedilmeyecek. Ve özellikle fermana bir şey hissettirilmeyecek. Ferman affedilmeyecek bir şey yapmış. Sen hiç mi bunun farkında değilsin? Farkındayım. Bunu kiminle yapmış? Zeki'yle.
Zeki bunu bize kiminle duymuş? Akif'le. Yani istiyorlar ki biz birbirimize girelim, birbirimizi öldürelim. Bu arada içeride olan Hızır'la Haşmet'e de olan olsun. Sen bunu anlamayın mısın Bezat? He? O yüzden lafımın üzerine laf edilmeyecek. Dedemin dışında bir şey ederseniz bu kadar adamın önünde söylerim. Bana ihanet etmiş sayarım. Cezasını da ben keserim. İyi. Tamam. Biz de yarın abimizle konuşalım. Eğer dışarı çıkmasını beklememiz gerektiğini o da söylerse öyle yaparız. Esat nereye? Sen eve. Ben ferman alıp geleceğim. Behzat. Tamam Ömür, tamam. Konuşulanları duyduk, tekrara gerek yok. Olanları duydum. Ve çok üzüldüm. Hatta bu konuda çok ciddi bir yaptırım uyguladım. Artık İlyas'ın masamda bir söz hakkı bulunmuyor. Başlarına da tufanı atadım. Muhatap olmuyorum. Ben işlerinize karışmak istemiyorum. Herhangi bir yaptırım için de buraya gelmedim. Sadece bilip bilmeden saldırmalarını engellemek için yaptığım şeyi size söylemeye geldim. Neymiş o? Bunlar başlarına gelen her kötülüğü Akif'ten biliyorlar ya Ünal Bey. Aslında İlyas'ın yeni kız arkadaşının yeğeni ortalığı karıştırıyormuş. Kim o? Ben tanıyor muyum? Haşmet Faşalı'nın oğlu Ferman. Zeki Sivri denen adamla işbirliği içindeymiş. Bunu sana kim söyledi? Akif'in telefonundan kayıtları aldım. Götürüp ailesine verdim. Bizimle uğraşmayı bıraksınlar diye. Henüz bunu benimle paylaşmadılar Esra'cığım. Aile meselesiymiş. Kendi aralarında çözeceklermiş. Ne bileyim ne yapacaklar artık. Herhalde çocuğu yurt dışına falan gönderirler. Bu öyle basit bir mesele değil. Bunu bana anlattığın için çok teşekkür ederim. Ben bunları size bir şey yapın diye anlatmadım Ünal Bey, yanlış anlamayın. Sadece Akif'i bu olayların ortasından çekip çıkarmak istiyorum. Akif ne istiyor? Bence Akif de aynı şeyi istiyor. Ama Mesut Bey üstü. Tanıyorsunuzdur. Tanımaz mıyım? O niyeyse özellikle bu olayları Akif'in üstüne yıkmaya çalışıyor. Tabii bu benim tahminim. Mesut öyledir. Hazır bir düşmanlık mayası tutturmuş. Senin zavallı nişanlını kullanıyor. Bu konuda bir şey yapamaz mısınız? Mesut Bey'le yakınlığınız varsa falan.
Bu senin dediğin gibi yakınlıklı olmaz Esra'cığım. Ama sen Mesut'la ilgili her şeyi Akif'ten öğren ve bunu benimle paylaş ki ben de Mesut'u sıkıştırıp Akif'in bu olaydan sıyrılmasını sağlayayım. Çok mutlu olurum. Ben de senin mutlu olmanı çok isterim Esra'cığım. Hak ediyorsun. Biliyorsun senin için hep manevi kızım derim. Biliyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Esra Hanım'ı uğurlayın. Güle güle. Tufan, ofisteyim, çabuk buraya gel. İlyas, gitmeden bir konuşabilir miyiz? Tabii tabii olur. Olur gel, otursana. Teşekkür ederim. Ne için? Böyle sağduyulu olmasaydın Esat bu saate kadar bile durmazdı. Ömür açıkçası durmamakta haklı. Yani ben onu çok iyi anlıyorum. Neticede benim de yeğenlerim var. Her ne kadar onun yanında abime sorardım, o ne dese onu yapardım gibi davransam da ben gereğini yapardım. Senden bir şey isteyebilir miyim? Ne gibi bir şey? Yani yapabileceğim bir şeyse tabii. Daha fazlasını istemeye hakkım yok. Biliyorum. Ama ferman konusunda karar ne olursa olsun, senin bunun içinde olmanı istemem. Behzat'la dost ya da düşman olursunuz. Artık bir ömür aranıza girmem. Ama fermanın kanı bizim aramıza girmesin İlyas. Thank you.
Ferman'a benden ya da bizden birisinden zarar gelmeyecek. Söz. Ama gerisine ben karar veremem. Bu benim için bir ömür yeterli. Hazırım abi. Şahin'a, Orhan ve Kemal gitmeden senin Tufan amcayla birlikte olur söylediler. Beraberdik. Cezaevinden bir haber var mı? Sizin bilginiz vardır. Var. Moralleri bozukmuş. Koğuşta yanlarına kimseyi koymadıkları için kendi hizmetlerini kendileri görüyorlar. Alışık değiller koca babalar. Aslında buraya gelmemin bir sebebi var. Hele şükür. Ya daha niye geldin? Duydum. Siz gençlerin burada olduğunu. Gelip bir nasihat edeyim dedim. Babalarınız içerideyken kimseye güvenmeyin. Birlik olun. Ailenizle kendinizi korumakla meşgul olun diyeyim istedim. Şimdi Şahin'a, tabii herkesin kendi ailesiyle alakalı bir düşüncesi, bir duygusu var. Ama Ferman'ın burada olmasının sebebi bizim birlikteliğimizden değil. Yani demeye çalıştığım amcasının bir işi çıktı da o yüzden burada. Bunun avukatı var ya, kendi kafasına göre iş yapay diye bana zimmetlidir. Duydum, duydum. Kafasına göre iş yaptığını duydum. Amcan geldi. Merhaba Şahin. Merhaba Behzat. Benim gençlere diyeceklerim vardı. O yüzden geldim. Eyvallah. Diyeceklerim bittiyse bize müsaade. Yürü arabaya Ferman. Gençlere
diyeceğimi dedim de... Sana da birkaç kelamım var Behzat. Başka zaman mı konuşsak Şahin ağa? Geç oldu, ömür bizi merak eder. Etmez, etmez. O... mapustaki abisini merak eder. Sizi... niye merak etsin? Belli ki meselenin bizden alakası yok. Hazır Ali. Hızır Ali, ben Behzat'la konuştuktan sonra beni bırakıverirsin, değil mi? Tamam Şahin ağa. Ben arabada bekliyorum. Eyvallah. Bu kadar adam anladı, sen anlamadın Ferman. Geç arabaya, beni bekle. Belli ki Şahin ağa baş başa konuşmak istiyor. İkimiz de koşa koşa aynı kişi için geldik değil mi Behzat? Sen öldüreyim diye, ben sakın öldürme diye. Şahin ağa, Tufan gereken mesajları verdi zaten. Aldın mı? Tövbeler olsun. Bak, burada sana yalan söyleyecek değilim. Niyetim buradan çıkıp ormanlık bir alanda bu meseleyi bitirmek. Bu fidan senin fidanın değil. Sen etmediysen biçmek de sana düşmez. Boşuna orman arama. Şahin ağa, sen aleme racun öğretmiş adamsın. Sen de biliyorsun ki bu ihanetin cezası ölümdür. Anlıyorum. Dostluk yapıyorsunuz. Ama bu dostluk yarın bizim yüzümüze vurulur. Siz vurmazsınız. Bugün 10 kişi biliyor, yarın 100 kişi öğrenecek. Biz nasıl yaşayacağız? İnsanların yüzüne nasıl bakacağız? İnsan genelde hep yanlış şeyden utanır. Böyle bir yeğene sahip olmaktan utanmıyorsun da... böyle bir yeğeni öldürmemiş olmaktan mı utanıyorsun? Aynı kapıya çıkıyor, ne farkı var? Aynı kapı değil. İlkinde hatayı kendinde ararsın. Ben nerede yanlış yaptım ki bu çocuk böyle oldu dersin. Pişmanlık vardır içinde. Yetememek vardır. Vahlanmak ve üzülmek vardır. İhtimaldir ki yeğenini kazanmak vardır. Diğerinde ise yüzleşmemek vardır. Ben değil, o demek vardır. Bitirip, üstünü toprakla örtüp, o hak etti. Ben de ona hak ettiğini verdim demek vardır.
Şahin ağa. Biz bu yeğenin nesini kazanacağız affedersin? Yeğenini kazanamayacaksan da bir imtihanı kazan Behzat. Ne demek aile meselesi Tufan? Haşmet'in oğlu benim masama ihanet etmişse bu aile meselesi değildir. Aile meselesi biri diğerini ötekiyle aldattıdır. Senin gibi bir adam bunun ayrımını yapamıyor mu? Ya Ünal Bey, ben gittim adama haber verdim. Oğlum böyle bir halt etmiş diye. Adam da zaten öldürün dedi. O hadsiz kim ki? Benim masama ihanet etmiş biri için öldürün kaldırın diyecek. Ya ne demek kim? Haşmet'ten bahsediyoruz. Uşağın babasından. Ben devreye girdim ki kimse bir şey etmesin diye. Kızınla Haşmet dışarı çıktıklarında isterseniz bunu masada konuşuruz, isterseniz aileler kendi içinde konuşur, hallederler. Yani ha bu Zeki dururken hayatta uşağın kanı mı bizim davamız olacak? Sizin davanız değil. Benim davam. Ara herkesi yarın sabah toplantıya gelsinler. Eğer herkes senin gibi düşünüyorsa ona göre karar alırım. Aksi takdirde masanın kuralı nettir. İhanet eden ölür. Bana bak Ünal. Seninle bir anlaşma yaptık. Ha bu dandik mesele yüzünden toplantı koyduğunun da farkındayım. Yani burada biz bizeyiz, ne olduğumuzu biliriz. Behzat sana tabanca çekti diye sen de yeğenini dar ağacına çekeceksin, değil mi? Herkes bilmeli ki Ünal Kaplan'a bir yanlış yaparsan, Ünal Kaplan ilk fırsatta bunun hesabını sorar. Ben de sana demiştim ki bunun hesabını sorarsan karşında olurum. Bunu da kibarlık ederek söylerim farkındaysan. Ettiğin kabalığın da kibarlığın da farkındayım. Ama bu benim fikrimi değiştirmez. Konu kaparmıştır. Sabah görüşürüz. Görüşürük. Ana. Ne oldu? Ben çok şaşırmam biliyorsun. Sen şaşırmazsın. Sen her zaman şaşırırsın Uşak'ım. Kadınlar konusunda demiyorum ana. Hasmımız konusunda diyorum. Allah şaşırtmasın. Hasmın kimmiş? Façalılar. Onlar artık hasmın değil. Ne diyeceğim ne?
Diyeceğim şu ki yani. Yani bence bu Haşmet bayağı delikanlı bir adam. Yani kim oğluyla ilgili böyle bir karar verebilir ki? Deli olduğu doğrudur. Kanlı olduğu da doğrudur. Ama oğluyla ilgili verdiği karar yanlıştır. Yanlıştır ya da doğrudur. Adam sevinerek vermemiş bu kararı. Belli ki ağlaya ağlaya vermiş. Zor bir karar yani. Anladın mı? Hani Behzat mesela. Dikkatini çektim bilmiyorum ama abisini gösterdiği tavrın aynısını gösterdi o. Bırak şimdi Haşmet'i, Behzat'i. Tamam. İyiler, hoşlar anladık. Bu Ömür. Ömür ne diye? Ne desin? İstersen abilerimi vur diyor. Ama diyor yeğenime dokunma. Bir ömür sen ne istiyorsan olsun diyor. Tövbe tövbe. Allah affetsin. Ben de zamanında rahmetli babana böyle çok yalanlar söylemişim. Nasıl yani? Amca, Tufan abi aradı. Ne diye? Ünal'ın ferman meselesinden haberi olmuş. Sabaha toplantı koymuş. Bu ihanet masanın konusu demiş. Tufan kimseye söylemeyin dedi. Gitti koştur koştur Ünal'a mı yetiştirdi yani? Yok, yetiştirmemiş. Ünal'ın haberi olmuş. Nereden haberi olmuş, nereden? Ula İlyas. Bu Ünal Kaplan. Esra'ya kızım deyip duruyordu. Hala mı Esra'ya kızım deyip? Esra. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbi. Hala. Nasılsın? Nasıl olayım Ferman? Benim bilmediğim bir şey mi var? Bilmediğim bir şey yok Ferman. Ne bileyim? Amcam yol boyunca benimle konuşmadı. Sen ağlamışsın, bir tuhafsın. Baban içeride ya Ferman. İlk defa içeri girmiyor ya hala. Ama ben seni ilk defa böyle görüyorum. O yüzden sordum. Hayır İlyas. Evdeyim İlyas. Konu neymiş, ne toplantısı? Tamam. Tamam anlıyorum. Yarın haberleşiriz. Yarın toplantım varmış. Lan bir yürü git.
Zaten canım sıkkın. Bir de sana hesap mı vereceğim? Hesap sormadın ki amca. Ferman. Konu benimle ilgili. Yine aynı mevzular. Bir toplantısı Behzat. Günah. Meseleyi duymuş. Nasıl duymuş? Ne bileyim ben nasıl duymuş? Beş saattir gördüğüm herkese aynı şeyi söylüyorum. Böyle şeyler gizli kalmaz. Eğer gizli kalmasını istiyorsan gömeceksin. Behzat. Yapma bunu. Kurbanın olayım, yapma. Kendine de yapma. Bize de yapma. Yapma. Sanki ömrüm bir bilmece, bitmez tükenmez gece. Uzun uzun yollar gibi bitmez tükenmez geceler. Bitmez tükenmez geceler, oy gece. Tükenmez geceler, bitmez tükenmez geceler, oy geceler. Bir evim, bir eşim yok, bir lambam, tükenmez geceler, bitmez tükenmez geceler, oy geceler. Yorganım yok, döşeğim yok, bitmez tükenmez geceler, bitmez tükenmez geceler, oy geceler. Bir kar yağar, bir de yağmur, geldi geçti bunca ömür. Mahzun inir ömrü demir, bitmez tükenmez geceler, bitmez tükenmez geceler, oy geceler. Mahzun inir ömrü demir, bitmez tükenmez geceler, bitmez tükenmez geceler, oy geceler. Thank you.
Kahvaltı yapmayacak mısın? Kahvaltı mı? Ne kahvaltısı ya? Kafayı mı yedin? Yedim. Kafayı yedim Behzat. Ne yapacağımı bilemiyorum. Normal sıradan bir günmüş gibi yaşamaya çalışıyorum işte. Tamam. İyi çalışmalar. Ferman'ı götürecek misin? Az önce Tufan'la konuştuk. Bir karar çıkarsa orada uygulamamak için getirme dedi. Bu kadar insanın böyle bir günde yanımızda olacağını hiç düşünmemiştim. Onda haklısın. Aslında dedik, dostlarımızdan görmediğimiz anlayışı gördük. Delikanlı adamlarmış. Ha, onların delikanlılığı benim için bir şey değiştirmez de. Behzat. Şimdi ego yapma zamanı mı? Ego yaptığım için söylemiyorum. Ama insanlarla kötü gün paylaşıyoruz diye geri kalan ömrümüzü de paylaşacağız zannetme. Aklımda olsun. Hiç çıkmasın. Nereye, düğüne mi? Toplantı var demiştin ya amca. Ne oldu, iptal mi olmuş? Yok, iptal olmamış. Senin gelmene gerek yok. Niye ki? Çünkü aklımın kalacağı bir tek yer kaldı. Orası da burası. Halam. Evden çıkmayacaksınız. Ola ki sözümü dinlemezse peşinden ayrılmayacaksın. İyi anladın mı beni? Bu kadarını yapabilirsin herhalde. Zeki'den mi endişe ediyorsun? Etmeyelim mi? En son seni rehin aldı ya Ferman. Halanı da mı alsın? Ya o sivri kim ki senin saçının teline dokunsun? Hadi sen üstünü başını değiştir. Sofraya oturalım, geç kalma. Yok değil mi? Ya yüzüme bile bakmıyor. İlyas da beni yakaladı dedim ya. Neden anlamıyorsun? O yüzden Ferman. Senin yaptığın iş değil ama. Tamam zeki zeki diyorsunuz da. Ya o İlyas kim ki? Sen ona itibar edeceksin. Biraz daha konuşursan ben de yüzüne bakmayacağım Ferman. Mesut'un ölümünden sonrası nasıl olur? Bunu konuşmaya geldim sizinle. Bekir'in Akif olduğu bir düzende nefes bile alamazsınız. Bunu niye sorduğunu bana anlatır mısın? Eğer bana destek olursanız Mesut'u ortadan kaldırmak istiyorum. Bunu anladım.
Sonrasıyla nasıl baş edeceksin? Onu soruyorum. Mesut'un amacı fedaileri açığa çıkartmak. Akif'in ise herhangi bir misyonu yok. O şahsi hesap ve intikam peşinde. Dediğiniz gibi Mesut ölür. Akif başa geçerse ailem daha fazla zarar görebilir. Ama Akif şahsi hesap güderek çok fazla yaşayamaz. Ya onu biz yok ederiz ya da Amerikalılar vekaletini ortadan kaldırır. Amcanın koyduğu bombadan sonra Mesut'u öldürmek kolay olmayacaktır. Mesut'un bizi ortaya çıkarmak azmi hususunda haklısın. Eğer biraz daha bir şeyler elde edemezse beni ortaya çıkarmak için seni hedef alacaktır. Yok. Ne olursa olsun sizin aşağı çıkmamanız lazım. Sadece bana Mesut'u nasıl bitireceğimin yolunu gösterin. Benim hayatta kalıp kalmamam önemli değil. Senin hayatta kalman çok önemli. Bana biraz zaman ver. Biraz düşünelim bu konuyu. Bir yol bulursam sana haber vereceğim. Efendim bakın. Süremiz kısıtlı. Eğer biz bir şey yapmazsak Hızır amcamı içeride, İlyas amcamı dışarıda bitirecekler. Anladım. Amcalarını ne kadar sevdiğini anladım. Ben sana haber vereceğim. Dünyanın neresinde görülmüş Mesut Bey? Ben istihbaratın başındaki adamın hayatını kurtarayım. Bunun karşılığında mükafat alacağım yere milyon milyon dolar kaybedi. Neymiş? Hızır'la Haşmet içeride olacaklar. Kardeşleri olacak o zibidiler dışarıda istediklerini yapacaklar. Affedersin ama bu kötü planı Akif mi yaptı? Bazen öfke hatalar yaptırabiliyor. Ya da plan Zeki. Bak bu Akif senin başına bela olacak. Ben diyeyim. O hep kendi hesabının peşinde. Neymiş onun hesabı Zeki? Sen bugün ölsen daha koltuğunun sıcaklığı yarım derece düşmeden yerine oturur hemen, onu diyorum. Herkesin bir planı var. Biz de seninle plan yapalım diye baş başa görüşüyoruz. Dinliyorum. Hızır'la Haşmet hazır içerideyken gel hem masayı birbirine düşürelim hem de Alparslan'ın arkasındaki şebekeyi çökertelim. Olur. Yapalım. Nasıl olacak? Özellikle istediğin bir şey var mı? Bu Rafet'le Tahsin'i yanına çekebilir misin? Bunu yapabilmek için Hızır'la Haşmet'e dair umutlarının kalmaması lazım. Asıl Alparslan'ın arkasındaki şebekeyi nasıl çökerteceksin? Sen bana onu söyle. Hızırlar içeride sıkıştırırsak, dışarıda da masayı karıştırırsak Alparslan mutlaka yardım isteyecek. İşte orada Akif tepelerine binecek. Güzel plan. Ama peşin peşin söyleyeyim. Ben o Alparslan'ın şebekesine bulaşmam. O adamların ne olduğu belli değil. Akif halledecek dedim ya. Ben koltuğumu kimseye ısıttırmam diyorsun. Akif onları halledemezse onlar Akif'i halleder. Aslında ben bugün Bora'nın tepesine çökecektim. Şimdi önce senin bu söylediklerini yaparsam benden çaldıkları paranın izini kaybederim.
E doğal olarak zararım artmış olur. Bu nasıl olacak? Sen geçen gün benim hayatımı kurtardın ya. Artık sen hiç zarar etmeyeceksin diye buradasın. O kadar küçük paraları düşünme. Ne kadar büyük düşüneyim Mesut Bey, sen bana onu söyle. Ünal kadar büyük düşün. Ben Zeki, sen Mesut. Bakalım sonunda kim bahtiyar olacak? Şimdi Ünal Bey, bu anlattıklarınızdan haberimin olmaması, buradaki arkadaşlar tarafından kendimi dışlanmış hissetmeme ve onlarla aynı fikirde olmamaya itiyor beni. Ya Boran kardeşim, şimdi konuşsan mısın? Benim tabii ki. O Zeki denen itin sivrileriyle ben uğraştıysam, bize kestiği raconun karşısında dorse dorse paralarımızı geri aldıysam, Zeki'nin içimize soktuğu haini ilk önce benim öğrenmem gerekiyordu. Boran, bak bu konuda haklısın. Tamam, bir şey demiyorum. Sana anlatmaya fırsat olmadı. Buradan çıkışta ben sana anlatacağım, tamam mı? Neyi anlatacaksın İlyas? Neyi anlatacaksın? Buradan çıkış yok ki. Gör Boran, gör. Dost dediğin, arkadaş dediğin insanların sen bu masanın menfaatleri için mücadele ederken onların bir hainin ölmemesi için ne dolaplar çevirdiklerini gör. Görüyorum Ünal Bey. Vallahi da billahi de görüyorum. Yalnız sizin bana hak vermenizden biraz kıllanıyorum. Ama şunu söyleyeyim ki tepeden tırnağa haklıyım. Kardeşim, bizim başımıza bir felaket gelmiş. Aile olarak da bu felaketi üstlenmişiz. Fatura ödemeye razı olmuşuz. Şimdi kalkıp yok şu erken haber aldı, bu geç duydu diye özür dileyecek halimiz yok. Kimse kusura bakmasın. Bizim tavrımız net, kararımız kesin. Faşalı ailesi ihaneti affetmez. Kendi kanı olsa bile. Doğru mu amcaoğlu? Açıkçası gösterilen tepkiyi anlıyorum. Ama ben bu ailenin bir ferdi olarak kendi yeğenimin ihanetini burada öğrendim. Hala inanmakta da güçlük çekiyorum. Zorlanmakta haklısın Tahsin. Sizin ailenin reisi Haşmet, amcanın oğlu Haşmet, cezaevinde Tufan'la görüşüp vekaleti sana değil, kardeşi Behzat'a değil, her şeyi bizden gizleyen Tufan'a vermiş. Ünal Bey, sen niye yanına körükle gidiyorsun? Hızır da vekaletini gitmiş bana değil, kardeşi İlyas'a değil, yeğeni Alparslan'a değil, Tufan'a vermiş. Ben bir şey diyor muyum? Tipinin tipik alınganlığını geçecek olursak, ben bir şey sormak istiyorum. Dışarıda sorarsın. Ne soracaksın boş boş? Söyle Rafet, söyle. Ünal Bey, düne kadar herkes hainin Tahsin olduğunu düşünüyordu. Hatta sen bir şey biliyor musun diye Boran'la İlyas beni sorguya aldılar. Velev ki hain Tahsin çıkmış olsaydı, biz burada şu anda bu konuyu konuşuyor mu olurduk, yoksa gereğini yapıyor mu olurduk? Neyini anlamadım? Birisi masanın üyesi, diğeri masanın üyesinin oğlu. Bu bir aile meselesi mi yoksa ticari mesele mi? Asıl tartışma bu.
Bunun tartışılacak bir tarafı yok ki İlyas. Bir hainin zarar vermesi yüzünden masa kaybediyorsa bu ticari bir meseledir. Duygusal düşünmek olmaz. Kim duygusal düşünüyormuş Rafet? Onu bir söyle bakayım. Abim kendi oğlu için ölsün demiş. Ben ölsün diyorum kendi öz yeğenim için. Ha bu Tahsin de zaten biz ne diyorsak onu demek zorunda. Kim duygusal düşünüyor? Ünal Bey, ben sizin hepimizi buraya toplayıp yine bize bir şeyler söylemeye çalıştığınızı düşünüyorum. Haklısınız da, masa da bizim ailemiz. Ama bu masayı var eden önemli unsurlardan ikisi şu anda hapiste. Söz konusu olan durum da onlardan birisinin oğlu. Hızır amcamın ferman ölmesin demesinin nedeni de bu. Şu anda alınacak bir karar ileride aileler arasında kin ve nefret doğurabilir. Malum, düşmanlarımız alçak. Bunların amaçları bizi birbirimize düşürmek ve birbirimize kırdırmak. O yüzden sizden karar alırken bunu göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Alparslan her zamanki gibi diplomat tavrını ortaya koyduğuna göre oylamaya geçebiliriz. Behzat ve Tahsin yeğenlerinin ölümünü onaylıyorlar. Başka? Kaldır elini amcaoğlu. O el abinin eli. Abinin eli bende Behzat. Sen de onun yerine kaldırırsın. Ne oldu tipi? Rafet bile ihaneti affetmem diyor. Yarın Rafet bize ihanet ettiğinde bunu sana hatırlatırım. Dadaşlar kusura bakmayın. Söz konusu ihanetse gerisi teferruattır. Tipi abi ne yapıyorsun? Duymadın mı İlyas? Rafet diyor. Mesele sadece ihanet değil. Vallahi ben daha büyük bir ihanete tavır olarak elimi kaldırmak zorundayım. Kimse kusura bakmasın. Ne yapıyorsun Boran? Saçmalama. Beni zor durumda bırakıyorsun. Yani ikinizin de yaptığı iş değil ha. Oldunuz beş. Ben kendi adıma Hızır'la Haşmet'in vekili olarak üç kişi hayır deriz. Alparslan'la İlyas'la ettik beş. Beşe beş kaldınız. İndirin. O zaman söz bende. Evet Ünal Bey, maalesef karar sende. Alparslan'ın dediği gibi ailelerin ileride birbirlerine kin gütmeleri üzerine düşündüm. Ve Hızır'la Haşmet dışarı çıkana kadar karar vermeyi erteledim. Eğer bu süreçte ferman ihanet etmeye devam ederse onu öldürme işini Tufan'a veriyor. Madem vekil o, aileler arasında bir kin güdülecekse ona güdülsün.
He tamam, tamam. Ne olacaksa bana olsun. Ama beni bu masada oy konusu etme. Vur gitsin. Çok üzüldüm. Özlem söyledi. Hayır, Hızır Beylerle bir sorunları olabilir. Ama size nasıl el kaldırırlar? Belli ki Hirana'ya ana denmediği gibi... her evlata da evlat denmiyor. Serpil Hanım, bizim bir hatamız var ki... ata yapan evlat yetiştirmişik. Bir anaya el kaldıran evladı kim yetiştirmiş bilmiyorum. O Akif denilen adamın tek amacı böyle herkesi çileden çıkartıp felakete sürüklemek. Kızım öyle diyorsun da bu adamın bir üstü, bir amiri yok mu? Yani her şeyi kendi başına mı yapıyor? Hiç kimseden emir almadan. Serpil Hanım, sadakatte dereceler olduğu gibi ihanette de vardır. Hiç üstü olmaz olur mu? Arıyor. Kardeşim ne bitmez toplantıymış bu. Tamam detayları bırak neticeyi söyle sen. Sen ne diye el kaldırdın? Kardeşim hiç mi akıl yok sende? Azıcık laf dinle. Tamam tamam. Akıllı olan insanlar da varmış demek masada. Ne diyor? Hızırlar çıkana kadar bir şey yapılmayacakmış. Ara emiri. Yenine bir şey olmayacakmış de. Rahatlasın kız. Tamam teyze tamam. Biz ararız Ömür'ü. Ömür ablanın abisi de içeride ya anne. Hani burada tanışmıştınız. Hızır Bey'le beraber gelmişlerdi. Oğlu bir kaza geçirmiş de işte her şey üst üste geliyor. Gençlik işte. Kaza mı yapıyorlar? Hata mı yapıyorlar? Ne yapıyorlarsa yapıyorlar. Arkalarını toplamak hep bize düşüyor. Hadi, afiyet olsun. Sağ ol. Karım, karım. Öz karım bana bir şey söylemiyor. Orada bir şeyler dönüyor ama Hatice bana bir şey söylemiyor. Bizde bu boşanma sebebi. Enişte bir dur Allah'ını seversen. Bir kere de kendini ateşe atma. Ula uşaklar. Asıl fırıldağı çeviren Tufan Ağa. Yok mu sizin hiçbir şeyden haberiniz? Yok abi. Benim var. Nasıl var? Dayımla Şahin Ağa dün akşam cezaevine gitmişler. Oradan çıkışta Hızırelilere gitmiş dayım. Şahin Ağa da buraya gelmiş. He geldi. Peki... bu duruma senin yorumun ne Kemal'im? Bir yorumum yok abi. Ne yorumum olsun? Ama bence bu konu herkesten gizlendiğine göre... içimizden birine bir güvensizlik var. Ha işte. Kim o kim? İçimizdeki kim? Hatice bile bir şey söylemiyor.
Yeğenim. Hızır Ali, vallahi ben senden bile şüpheleniyorum. Bak, bizim bilmemiz gereken bir şey var mı? Hani sen ara sıra ortadan kayboluyorsun ya. Gördünüz mü? Kundi yine döndü, dolaştı. Bize geldi. Enişte, birbirimizden mi şüpheleneceğiz? Fahri babamdan bu kadar insan bir babalık bekliyor. O gitmiş konteynerde yatıyor enişte. Adam yaralı, bırakın dinlensin de. He, o da doğru. Yahu siz niye anlamayacaksınız arkadaşlar? Eğer Ünal'ın kafasına silah dayarsan, ertesi gün toplantıya çağırır. Ben sizi istediğim zaman öldürürüm, ailenizi oylattırırım der. Siz tanımay mısınız bu Ünal'i? Açıkçası beyler, bugün Ünal'ın yaptığından daha ayıp olan bir şey söyleyeyim mi size? Ben bir toplantıya katılıyorum. Orada bir hain oylanıyor. Herkes biliyor ama benim haberim yok. Kusura bakma Behzat. Elimi kaldırdım yeğenin öldürülsün diye. Ama yine olsun, yine kaldırırım. Sen el kaldırdın da bizim elimiz cebimizde miydi? Boran, haklısın da yolda gelirken sana anlattım ya. İlla herkese özür mü dileteceksin? Öğrendiğimizde sen buradaydın, yanında da Ferman vardı, değil mi? O yüzden burada oturuyorum İlyas. Özrünüzü kabul ettiğim için. Alparslan. Buyur abi. Belli ki sen burada değilsin. Neredesin? Mesut'tayım. O ne demek? Abi Ferman'ı bizim önümüze attılar. Hem de amcamların içeri girdiği dakika. İsteselerdi Ferman'ı açığa çıkartmazlardı. Haberimiz bile olmazdı. Yani? Yanisi şu. Bizim bu oyunu bozmamızın tek yolu... ...oyunu kuranı ortadan kaldırmak. Biz Behzat'la ne dedik, ne? He? Ünal'ın kafasına silah dayayalım, Mesut çağıralım, öldürelim dedik mi? Dedik. Peki sen ne yaptın beyim? Koşa koşa abime gittin, vasi tayin ettirdin. Bak Alparslan. Bu kadar mevzuda sır sıra gelmediği için susuyorum. Ama sen şimdi karşımıza geçmişsin diyorsun ki Mesut ölmeli. Yok ya. Amca, Mesut'un ölmesi lazım diyorum. Ünal Bey'i hala işin içerisine çekmek yanlış olur diyorum. Neyi yanlışmış? Mesut gibi bir adamı öldürmek istiyorsan... ...Ünal gibi birini sağ bırakacaksın ki... ...sen de hayatta kalabilesin. Tufan. Hızır'a verilmiş bir sözümüz var. Sen ne diyorsan onu yapıyoruz. Ben ne diysem onu yapaymışsınız ha? Biraz önce gördük elinizi. Onu geç. Rafet konusu hassas konu biliyorsun. Ünal ihaneti onu örnek verince dayanamadım yoksa. Ablama sözüm var, çekimser kalacağım diye. Konuya dön tipi ha. Evet Tufan. Biz senin her şeyine evet dedik. Sen de bizim bu isteğimize evet de. Alparslan diyor ki, Mesut'u öldürelim. Evet derim ama... ...iki tane çekincem var. Birincisi... ...Hızır'la Haşmet'in içerideki güvenliğini sağlamak. Zaten bir şey yapmasak içeride daha fazla yaşatmayacaklar. Bu dediğin... ...varsayım mı yoksa istihbarat mı? Bilgi diyelim. Peki ikincisi ne Tufan abi? İkincisi... ...Mesut gibi adamlar... ...CIA'nın uşağı gibi adamlar...
Alparslan'ın verdiği yemi görmeden ortaya çıkmazlar. Ama çıktıklarında da seni kurtaramayız. Öldürürler. Bunun farkındayım. Mesut'la ilgili bilgileri alana kadar eğer kendimi gizli tutabilirsem gerisi hallolur. Yani birileri sana Mesut'un bilgilerini verecek. Onlar senin peşindeyken biz Mesut'u mu bitireceğiz? Evet. Tabii Alparslan Mesut'u nasıl öldüreceğimizin bilgisini öldürülmeden alabilirse. Bunu abime danışman lazım. Biz bu planı yürütürken doğru istediğimiz sonuca ulaşsak bile abimler cezaevinden bir ömür çıkmayabilir. Ve sen de ölebilirsin Alparslan. Mümkün olursa amcamlarla görüşmeye çalışacağım. Eyvallah, sağ ol. Bir şey yedi. İştahım yok. İştahla yedemedim. Ölüm orucuna girme dedim. Haşmet Paçalı. Ziyaretçim var. Beklediğimiz haber geldi demek ki. Ne haber geldi bilmem ama senin beklediğin haber değil Haşmet. Anladım Hızır, anladım. Sen şimdi onlara bir şey yapmayın diye tembih ettin de. Bahsettiğimiz adam Behzat. Tufan eğer laflarımı eksiksiz olarak bildirdiyse gereğini yapmıştır. Başefendi. Bir telefon görüşmesi yapmak istedim de. Bir ilgilenirsen sevinirim. Haşmet'i görüşmeye götüreyim. Sonra haber veririm. Eyvallah. İlyas, sen de benim sözümü bu Behzat'a yere düşürtürsen senden reis meis olmaz. Bu ziyareti bir ömür boyu unutulmaz. Sen de beni unutma diye geleyim dedim. Seni asla unutmayacağım Zeki. Asla unutmayacağım seni. Niye? Oğlunun infazına sebep oldum diye mi? Belli ki dışarıda olanlardan haberin yok. Vay Façalı dayı vay. Bu hallere düşecek adam mıydın sen? Dışarıda seni takan yok. İçeride seni takan yok.
Zeki, ne diyeceksen de. Hızır abim babalık yapmış sana dışarıda. Oğlunu ölümden kurtarmış. O pısırık kardeşim de Elias'ın iti olmuş. Niye geldin lan sen buraya? Sana bir güzellik yapmaya geldim. Belli ki içeride de dışarıda da sözünü geçireceğin kimse kalmamış. Sana son bir dostluk yapayım. Dışarıda fermanımı mı öldürmemi istersin? İçeride seni mi öldürmemi istersin? Hani diyorduk ya eskiden, öyle diyeyim. Emrindeyim façalı dayı. Ne demek toplantıdaydık Tufan? Konuyu masaya niye götürüyorsunuz? Kim götürdü? Tövbe tövbe. Herkes toplantıda mıydı peki? Bu Haşmet'e ziyaretçi gelmiş. Siz yeni ayrıldıysanız kim geldi o zaman? Tamam. Ben seni ararım. Haşmet! Haşmet'e biri görüşe gelmiş. Eğer tahsil sizinleyse kimdir bu adama ziyarete gelen diye sordu. Kim abimle görüşecekmiş ya? Ya dün Ömür bu ferman yüzünden kendini kötü hissediyordu. Acaba diyorum hani o gitmiş bitmiş olmasın? Gidemez. Benim haberim olmadan Ömür hiçbir yere gidemez. He Behzat, he, sensin. Sensin. Kimse senden habersiz hiçbir şey yapamaz. Ama acaba diyorum gene de bir arasan mı? Ya şimdi benim içimden bir şey geçiyor ama... o kadar saçma bir şey olmamıştır herhalde. Neymiş o Boran? Saçmaysa bana söyle. Ya bu Zeki Sivri... böyle bir şey yapmış olmasın? Ha, Şahin Aray. Hoparlörü aç, ben sesinden anlarım. Hayırlı haberlerin olsun Şahin Aray. Umalım öyle olsun. Cezaevinde bir isyan haberi aldım. Duyduğuma göre
Sivriler bizimkilere saldırmışlar. Akıbet nedir? Hastaneye sevk var. Ama listede bizimkiler yok. Bu arada bir duyumumda Zeki Sivri'nin cezaevinde görüldüğü. Ulan Zeko. Ulan sen nasıl can vereceksin Zeko? O kısmını ben bilmiyorum. Selametle. Tufan abi, Alparslan'ın dediğini yapmaktan başka bir çaremiz kalmadı. Bunlar saldırmaya başladılar. Biz de artık duramayız. Durmayacağız zaten İlyas. Alparslan, iş sende. Senden haber bekliyoruz. Ölsem daha iyiydi. Haşmet. Dua et, halim yok. Halim olsa kalkıp gerçekten öldürürüm seni. O Zeki iti buraya kadar gelmiş seni öldürtmeye. Sen onu mutlu etmenin, beni mutsuz etmenin peşindesin. Ben onu demiyorum Hızır. Ya ne diyorsun? Ailemle ilgili kararları kendim veririm. Diyorum. İyi. Çıkınca yine verirsin. Ne yemek yapayım? Ne yemeği? Ya ben de onu diyorum işte. Ne yiyelim de? Ben kendimi yiyeceğim. Sen keyfine bak. Zıkkım ye. Evet, Alparslan geldi. Ondan sonra bir görüş ayarlayabilecek misin bana? Ayarladım bile. Alparslan çıktıktan sonra ben onu takip edeceğim. Sen de içeri gireceksin. Madem sivrilerinle öldürmeyi beceremiyorsun, bari sivri dilinle ayarlarını boz. İnan bana, bu söylediğin öldürmekten daha zevkli Akif. Bu arada senin de ayarlarını bozmak gibi olmasın da, bu Mesut seni derincilerin üstüne yollayıp duruyor ya, dikkat et de seni harcamasın. Ben senin yerinde olsam Alparslan'ı takip etmek, birilerinin peşine düşmek yerine fırsatım varken onu öldürürüm. Herkes kendi yerinde dursun. Kendi işini yapsın Zeki. Ben ne dedim ya? Ben sadece Mesut'un gözünde gördüğümü söylüyorum. Yoksa sizin koltuk kavganızdan bana ne? Bizim bir koltuk kavgamız yok. Allah için senin yok Akif. Ama ben Mesut'un gözünde kaçtır görüyorum, onu diyorum. Hızır.
Sırf beni sinir etmek için yapıyorsun, biliyorum. Pirinç ayıklıyorum Haşmet. Neyine sinir oluyorsun? Taş mı yiyelim? Ya hazır ya. Taş ya taş. Şu tufanla bir görüşsen de kararını değiştirsen diyorum. Sebep? Bana bir iyilik yapmış olursun. Sana bir şey söyleyeyim mi Haşmet? Ben senin sandığın gibi böyle çok sık iyilik yapan birisi değilim. Tamam peki hazır ya. Tamam ya. Hızır Çakır Beyli. Görüşüm var. Gelmiyorum ben görüşe. Kimmiş? Yeğenin olanlar duymuş. Müdür beyden de izin almış. İyi misin diye merak edip gelmiş. Gelmeyeceğini mi söyleyeyim? Hızır. Dediklerimi Alparslan'a söyle. Olur. Selamını söylerim. Sen de ben gelene kadar pirinci ıslat. Amca iyi misin? Gördüğün gibiyim. Haşmet. O içeriden darbe aldı yeğenim. Toparlanması zor olur. Ailesi için çok zor. Zor. Her şey aileler için zor. İşte ona göre yaşayıp ona göre davranmak lazım. Kim ister oğlunun, yeğeninin gizli işler çevirmesini? Beni mi kastediyorsun amca? Kastetmek istemiyorum. Tam onu diyorum. Hele anlat. Nedir bu oylama rezaleti? İşte Ünal Şov. Kime kime? İlyas amcamla Behzat'a. Ona silah çektiler ya. Ne bu kadarlık kurtulduklarına dua etsinler. Ünal bir ömür boyu unutmaz bu yaptıklarını. Öyle görünüyor. Böyle kısa net cevaplar verdiğine göre bu konular senin konun değil. Hele anlat, sen konunu anlat. Aslında şimdi biraz şifreli konuşacağım. Sonra bana niye tam anlatmadın deme. Bu da yeni bahanemize. Ne? Anlat bakalım. Hani sizin burada olmanızdan mutlu olan şahıs var ya. Mesut'u mu diyorsun? Benim kaybedecek bir şeyim yok yeğenim. Camın arkasında sen varsın. Ona göre düşün, ona göre davran. İşte ben de o şahsa karşı tavrımızı değiştirelim artık diyorum. Senin daha önce yapmak istediğin şeyi yapmaktan bahsediyorum. Yani benim yarım bıraktığım işi tamamlayacaksın. Kimlerle konuştun bunu? Amca isim vermesen mi? Yok ver. Haşmet de burada ömür mü biter? Madem sen Mesut'u bitirmeye karar verdin, biz bir ömür boyu buradayız demektir. O zaman onlar da buraya gelsin. Mesut mutlu yaşayalım. Ha? Amca başka çaremiz yok. Seni anlıyorum yeğenim. Biliyorum bir şey yapmak istiyorsun. Ama bu yapacağın şey... ilk önce senin hayatını sonuna getirir. Farkındayım. O zaman intihar et. Nasıl yapacakmışsın bunu?
Kolay mı bu yapacağın şey? Değil. Ama destek alacağım. Ünal tamam dedi mi bu işe? Hayır. Yine derin mevzular yani. Yeni bir pazarlık şansı oluşturmamız lazım. Ekipleri değiştirmemiz lazım. Bunun için de tek çaremiz güç göstermek. Ama sonuca ulaşarak. Bu senin burada konuştuklarını onlara hesap etmiyorlar mı? Ediyorlardır. Ama şu anda ne zaman ne yapacağımı ben bile hesap edemiyorum. Bu yüzden senden fikir almaya geldim. Sen fikrimi almaya gelmemişsin yeğenim. Sen fikrine he dememe gelmişsin. Aslında evet. Ben yaşamanız için ömrümü bu delikte geçirdim. Hem de iyi yaşamanız için. Ama görüyorum ki iyi yaşamak isteyen falan yok. Hatta yaşamak isteyen bile yok. İyi yaşamak nedir amca? Amaçsız, idealsiz gününü gün etmek mi? Bu mudur senin bizden istediğin? İlyas amcamdan, benden, kuzenimden. Benim amacım da var. İdealim de. Benim çektiklerim hepinize yeter. Benim idealimden başka bir idealin var mı yeğenim? Açık konuşun. Senin ideallerinle benim ideallerim aynı. Bakın, anlıyorum. Vatanını seviyorsun. Aileni seviyorsun. Bunun için canını verebilirsin. Aynen. Benim o fedailerle aramdaki farkı sana söyleyeyim. Seçimini sen yap. Onların kaybedecek bir tek canı var. Yeri ve zamanı geldiğinde onu da verirler. Ama ben kaybetmeyi kabul etmem. Buna ölmek de dahil. Mesela bana bir şey olsa, benden sonra İlyas var. Ondan sonra sen varsın. Sonrasında Hızır Ali var. Sonrasında sizin çocuklarınız var. Sonrası, sonrası, sonrası hiç bitmez Alp Aslan. Babam için de sonrasında sen vardın. Ben vardım. Aynı değil mi? Değil. Baban kendini feda etti. Ama sen kendini feda etme. Takip et.
Zeki, madem cezaevinde yaşamak istiyorsun, camın bu tarafına geç. O taraf seni kesmez. Ne varsa bu tarafta var. İnan çok isterdim Hızır. Ama bu tarafta halletmem gereken bazı işler var. Sen ne yaptın? Vedalaştın mı yeğeninle? Zeki, biz sevdiklerimizle vedalaşmayız. Sevmediklerimizle vedalaşırız. Vedalaşmaya mı geldin? Korkaksınız korkak. Bir vedalaşmayı bile beceremiyorsunuz. O Haşmet'i de duydum. Sırf oğluyla vedalaşmamak için öldürün gitsin demiş. Ulan iki dakika delikanlı ol. Bir yüzleş yüzleş. Şerefsiz de olsa oğlunla bir yüzleş. Yanlış mı söylüyorum? Haşmet'in oğluyla yüzleşecek bir şey kalmadı. Ama seninle yüzleşir. Hadi onun oğlu şerefsiz. Sen o şerefli yeğeninle niye vedalaşmadın? Az önce kapının önünde Akif'i gördüm. Ona bana Hızır'la bir görüşme ayarlı dedim. O da şimdi yeğeniyle görüşüyor. Çıkışta o yeğenini öldüreceğim dedi. Sen de gidip bunu amcasına söylersin dedi. Ne yapmaya çalışıyorsun? Haşmet'e yaptığını bana mı yapmaya çalışıyorsun? Ne olacak, içeriye girdiğimde beni şişletecek misin? Yarın bıraktığın işi mi tamamlayacaksın Zeki? Kötü mü olur? Acılı haber duyma diye senin için daha ne yapayım? Ben seni düşünüyorum. Alparslan ölünce sen nasıl yaşayacaksın?
Efendim, aday sınırlı gibi duruyor. İçini göremiyoruz. Takviye ekip çağırdın mı? Alparslan minibüse yaklaştığında ona sık. Efendim, buradan bir an önce ayrılmamız lazım. Gidin buradan! Gidin! Alparslan, iyi misin? Gidin buradan, öleceksiniz. Bu can... bu vatana fedadır. Bundan sonra fedailerin başı sensin. Ya hazır, ya hazır, ya hazır, ya hazır. Geçiş ya.